Avrupa'nın, Amerika'nın ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke nüfusunun neredeyse üçte birinin çocuk ve gençlerden oluştuğunu söyledi. Bu evlatlarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla, kültür, sanat ve spor altyapısıyla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz dedi. Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin gençlerin ve kadınların hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de giderek daha fazla söz sahibi haline geldiğini ifade etti. Ülkemizin hanımları, hayatın her alanı gibi elbette siyasette de giderek daha fazla söz sahibi hale geliyor. Kardeşlerim, göreve geldiğimizde seçilme yaşı neydi? 30'du. Bunu önce 25'e, sonra 18'e indiren kim oldu? Biz olduk. Gençlerin seçilme yaşını biz hazırladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında evet seçilme hakkını yakaladı, seçme hakkını yakaladı. Önümüzdeki seçimlerin kilidinin gençler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin en çok üyesi olan Gençlik Kolları Teşkilatı'na sahibiz dedi. Mesela 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin en çok üyesi olan Gençlik Kolları Teşkilatı'na sahip parti biziz. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın bünyesinde kurduğumuz Gençlik Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, belediyelerimizin insan kaynağı ihtiyacını karşılama dahil geniş bir alanda faaliyet yürütüyor. Son 19 yılda gençlere yapılan hizmetlerden bahseden Erdoğan şöyle konuştu. Geçtiğimiz 19 yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak değil saatler günlerde yetmez. Mesela bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden sadece biri yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Ülkemizi böyle bir dönemden sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteyi oluşturduğumuz günlere getirmemiz bile başlı başına tarihi bir devrimdir. Gençler, okul öncesi eğitimden ilk, orta ve lise seviyesine kadar her alanda benzer atılımları hayata geçirdik. Aynı şekilde yurt kapasitelerinden burs, kredi miktarlarındaki fevkalade artışa, spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine biz sunduk.